Ya Dilovası yoğun göç alan bir kenttir. Genelde de bölgeden göç var. Nüfusun 2/3'ünden fazlası Kürt halkından oluşuyor. Uzun bir süredir, 10 yıl, hatta 50-60 yıl önce bile gelenler var burada. Partimizin bir karşılığı var. Genel seçimlerde ikinci partiyiz zaten. Dilovası'nda aslında genel olarak Marmara'ya yabancı değilim. Yani Kocaeli'ye de yabancı değilim. Sadece 2007 seçimlerinde değil. Daha önce Sendikal Hak ve Özgürlükler Mücadelesi'ni sürdürürken de özellikle işçi alanı, işçi kenti olan Kocaeli'yi çok sık sık ziyaret ettik. Diyaloglarımız vardı. O tarihlerden itibaren de biliyorum. Ama 2007'de Bin Umut adayları arasında bağımsız milletvekili adayı olarak seçim çalışmaları yürütürken sorunları o dönemde de tespit etmiştik. Özellikle bu sene geldiğimde aradan 17 yıl geçmesine rağmen o gün tespit ettiğimiz sorunların %90'ının çözülmediği, hala olduğu gibi durduğunu tekrar görüyoruz. Şimdi bir sanayi kenti doğru, ciddi bir çevre kirliliği yaratıyor. Yani atık su zaten limanı ya da işte ondan önce sanayinin bu kadar gelişmediği dönemlerde araştırıyoruz. O dönemde bu halk sahilden çok rahatlıkla yararlanabiliyordu, sahildeki o plajlardan. Şimdi sanayinin atıklarından kaynaklı ya da işte orada uluslararası liman var birkaç tane. Yükleme, indirme, bindirme derken sahil olmaktan çıkmış. Şunu söylüyorum, yani hem hava kirliliği, hem gürültü kirliliği, hem atık suyun yarattığı kirlilik Dilovası halkına çok büyük sorun yaratıyor. Sağlığı çok kötü, negatif olarak etkiliyor onu diyebilirim. İlginç bir şey. Yani buradaki ölüm sebeplerinin %80'in üzerindeki akciğer kanserinden bir ölümlerin gerçekleştiği tespiti yapılmış. Birçok raporla bu kamuoyuna duyurulmuş. Doğal olarak bu çevre kirliliğinden etkilendiği algısı yaratıyor. Yani şunu söylüyorum, böylesi çepeçevre dört bir yandan sarılmış bir sanayi siteleri, yani sanayi yatırımı var yerleşke, hava alacak durumda değil. Ama ilginç bir şey var, cefasını buraya yerleşen halk çekiyor. Diyebiliriz ki sefasını başkası çekiyor. Halktan aldığımız bilgilere göre nüfusunun, yani burada çalışanların %10'u ancak bu yerleşkede. %90'ı bu sanayinin çalışanı dışarıdan gelen çalışandır. Bu kentin sosyal yaşamına cevap olabilecek herhangi bir yatırım yok. Şimdi biz belediye başkanlığına, eş başkanlığına aday olduk. Burada seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sandıktan sonra mazbatamızı aldığımızda ortada bir belediye hizmet binası yok. Belediye hizmet binası yıkılmış ama yerine herhangi bir şey yapılmamış. Burası 2008'de kaymakamlık olmuş, yani ilçe olmuş. Yani devletin kaymakamlık ölçeğinde hiçbir kurumu, yani denilebilir ki birçok kurumu buraya taşınmamış. Hala bürokratik işlemler Gebze merkezde yürütülüyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde imar sorunu temel sorundur ve çözülmüyor. İmar sorunu çözülmüyorsa o zaman yöneticilerin, hem yerel hem genel yönetimin kafasının arkasında bir şey var diye düşünüyoruz. Bu kent, bu yerleşke sökülüp yerinden göçertilmek isteniyor ikinci kere.
Bize öyle geliyor. Yani yatırım yapmazsanız, mahallede bir çocuk oyun parkı bile yapmazsanız, mahallede bir taziye evi bile yoksa, hani sosyal yaşam donatıları söz konusu değilse, şimdi belediye hizmet binası bile değil, buraya şu anda yıkılmışsa, yerine yapılmıyorsa, diyelim ki devlet kurumları buraya ilçe düzeyinde taşınmamışsa, o zaman ne yapılmak isteniyor? Demek ki göç ettirmek isteniyor. Göç ettirdikten sonra ne olacak? Bize göre ticari alanı açılacak. Yani yeniden sanayi alanını açılacak. Sair sorunları çözeceğiz. Belediyenin yetkileri dahilinde olan sair sorunlardan söz ediyorum. Mesela bir çocuk oyun parkıdır, ne bileyim taziye evleridir. Ya zaten sosyal yardım, yani dar gelirli ailelere sosyal yardım noktasında belediye bütçesinden pay ayırmadır. Belki mahallede tüketim kooperatiflerini oluşturmadır. Yani mahalleliyle birlikte kenti yönetmek için halk evlerinin açılmasıdır. Ya bu tür şeyleri yapacağız. Ciddi bir otopark sorunu var. Kent meydanı sorunu var. Belediye hizmet binasını çizimlerini yaptırıyoruz şu anda. Belediye hizmet binası ve kent meydanının altında yani belki önümüzdeki 10 yılında park sorununu çözebilecek merkez için söylüyorum. Otopark da düşünüyoruz ve ciddi bir kompleks projemiz var. Yaşam, yani sosyal yaşam kompleksi dediğimiz 55 bin nüfusu olan bu ilçenin bütün günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yatırımdan söz ediyoruz. Yerinde dönüşüm projeleriyle biz pilot mahallelere girmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda biz burada yönetimi devraldığımız zaman buradaki kadınlar açısından da büyük bir kazanım olacağından eminiz. En azından kuracağımız kadın müdürlüklerinden kaynaklı kadınlar belediyeye geldiklerinde çok rahat sorunlarını, fikirlerini, önerilerini dile getirebileceklerdir. Şu an öyle bir olanakları yok. Bir avantajı da en azından Dilovası açısından söylüyorum. Şu an 10 tane de belediye meclis üyemiz var kadın arkadaşımız. Yani kadınlara dokunmada, temas etmede bu önemli bir adım olacaktır. Zaman zaman mahallelerde kadın toplantılarını alıyoruz. Kadınlarla bir araya geliyoruz. Evet, onların da büyük bir mağduriyeti var. Biz belediyeye gidip sorunlarımızı erkek başkana anlatamıyoruz diyorlar. Bizi anlamıyor diyorlar. Birçok eksiğimiz var, birçok mağduriyetimiz var ama sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Şimdi kadına dair çözüm projeleri var mı? Hayır. Çünkü daha öncesinden eğer kadına yönelik projeleri olmuş olsaydı, kadının emeğinin görünür kılmasına dair projeleri olmuş olsaydı, ilçenin şu anki mevcut hali ortada olmamış olurdu. Bu anlamda eş başkanlık sistemi dediğim gibi Dilovası'nda hayata geçirildiği zaman bunun en büyük kazanımı aslında buradaki yaşayan kadınlar için olacaktır. Sadece kadınlar için değil, aslında engelliler için, gençler için, çocuklar için de olacaktır. Çünkü biliyorsunuz eş başkanlık sistemimizde bölgedeki birçok kentimizde hayata geçtiğinde en önemli kazanımlarımız kadındı, gençlik kurumlarımızdı. Burada da onu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çünkü buradaki gençler de çok mağdur. Başkanım daha önce söyledi. 5000'e yakın genç ekonomik kriz nedeniyle şu an yurt dışına göç etmiş durumda. Ve burada madde bağımlılığı yaşı 11 yaşa kadar indirgenmiş durumda. Tabii bu özel savaş politikalardan kaynaklı her yerde yaygın olduğu gibi Dilovası'nda da madde bağımlılığı yaşı artmış. Bizler bunun önüne geçmek için en azından kendi gençlik kurumlarımız olduğu zaman bunların önüne de geçilecektir. Çünkü bir sosyal aktivite yapacakları bir alanları yok. Ne gençlerin ne de kadınların. Bu anlamda biz yönetimi devraldığımızda buna dair birçok projelerimiz de var. Birçok somut hayata geçirebileceğimiz, buradaki tüm halkın, yani eşit koşulda hiç kimseyi ayırmaksızın tüm halka hitap edebilecek projelerimiz mevcut. Bu projelerimizi de biz sadece hani seçimi kazanmak için vaat olsun diye söylemiyoruz. Çünkü bu belediyenin kaynakları olabildiğince var. Evet, büyük bir sanayi kenti gibi görünüyor dışarıdan.
çok zengin olarak görülüyor. Ama içine girdiğimizde çok yoksul bir ilçeyle karşı karşıyayız. Sokakları, mahalleleri gittiğimizde büyük bir mağduriyetin olduğunu çıplak gözlerle zaten bizler bunu görüyoruz. Ve bizler şunu söylüyoruz, yani halkımıza gittiğimizde buna siz dur diyebilirsiniz. Ve bu da tamamen halkımızın elinde. Bu kadar mağduriyete katlanmak artık zorunda değiller. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız hani demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, toplumcu, yerel yönetimler anlayışımızı hayata geçirelim diyoruz. Yani onlara şunu söylüyoruz. Biz sizinle birlikte bu belediyeyi ve bu ilçeyi birlikte sizin kararlarınızla ortaklaşarak bu ilçeyi yönetmeye talibiz diyoruz. 21 temel sorun tespit ettik. Her bir broşürde bir çözüm önerisi geliştirdik. Ve her gün bir broşürümüz piyasada, matbaadan bize ulaşıyor. Biz onu seçim irtibat bürolarımıza dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız onu o akşam bütün evlere dağıtma çıkıyorlar, dağıtıyorlar. Ertesi gün ikinci broşür geliyor. Tekrar aynı yöntemle o akşam ikinci broşürümüz, ikinci soruna çözüm önerimiz evlere dağılıyor. Hedefimiz şu, 21 günde aynı eve 21 kere gitmeyi hedefledik. Bu bir etki yaratır. Şunu söylüyoruz özetle. Hedefimiz burada sadece belediye yönetimini almak değil. Bizim parti programının tanımladığı belediyecilik anlayışını biz burada kendi yönetimimiz döneminde açığa çıkarmak istiyoruz. Daha doğrusu uygulayarak açığa çıkarmak istiyoruz. Şimdiye kadar uygulanan klasik belediyecilik anlayışına alternatif bir belediyecilik öneriyoruz. Ama bunu pratik üzerinden göstermeyi hedefliyoruz. Çok doğal olarak burada göç etmiş, gelmiş, yerleşmiş halkımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak için çabalarımız olacak. Ama özü itibariyle bu belediyecilik anlayışını önümüzdeki süreçte Dilovası'ndaki pratiğimiz üzerinden metropolün bütün kentlerine yaymayı hedefliyoruz. Yani burası o temelde bir köprü görevini de görecektir. O yüzden büyük çabalarımız olacak. Halkımıza şunu söylüyoruz. Tercihinizi kullanacaksınız. Ya diyeceksiniz dünden bugüne geldiği gibi devam etsin. Ya da diyeceksiniz ki yeni bir belediyecilik anlayışıyla değişim esastır. Yolumuza öyle devam edelim diyeceksiniz.